Olmadı, olmadı, çözemedin. Ah ben mezuna kaldım. Bitti. Küstüm oynamıyorum mu diyeceksin. Bırakacak mısın savaşı? Burada her videoda diyoruz savaş, savaş, savaş diyoruz. Ve sen en önemli anda savaşmayı bırakacak mısın? Bir soru için tüm geleceğini kaybetmeye değer mi? Biraz gerekirse ego yapın ya. Bu kadar koca koca kitaplar çözeceksiniz siz. Ondan sonra sınav kötü geçecek. Geçmeyecek. Hiçbir şey senden değerli değil. Sen istersen her şeyi yapabilirsin. Lütfen kendini çok sev. Hepinize selamlar arkadaşlar. YKS'ye dair her detayı konuştuğumuz, hatta LGS'ye de değindiğimiz video serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde bahsettiğim gibi bu bölümde sınav yönetimini konuşacağız ve bu belki de benim hayatım boyunca yaptığım en anlamlı video olacak. O yüzden üzerinde çok durdum, çok araştırdım, çok fazla kişiyle konuştum ve kelimelerimi de özenle seçerek kullanacağım. Videoya başlamadan önce belirteyim ki ben burada ne anlatırsam anlatayım, bu konuda ne tavsiye verirsem vereyim, kararı lütfen siz verin. Sizin kafanıza yatmayan bir şey söylüyorsam lütfen bunları yapmayın. Çünkü bu söyleyeceğim şeyler sizin hayatınızın bundan sonraki kısmına direkt etki edecek. O yüzden kendi bildiğinizi yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ben size birkaç ihtimal sunacağım ve siz bunların içerisinden kafanıza yatanı seçip yapacaksınız arkadaşlar. Kafanıza yatmıyorsa hiçbirini de yapmayın. Bu hatırlatmayı yapalım. Bu arada sizlere güzel bir haberim var. Bana yorumlarda soruyordunuz arkadaşlar, biz hangi kaynağı çözelim, ne yapalım diye. Tabii ki benim girdiğim yıldaki kaynaklarla şu anki kaynaklar çok değişti. O yüzden ben de kaynakları araştırıyorum. Hatta bunları araştıracağımı ara ara videolarımda bahsedeceğim de sizlere söylemiştim. Sınav yayınlarının çıkardığı yeni seriyi inceledim ve sizlere daha önceki sorularımda söylemiştim. Arkadaşlar bir test kitabını çözerken o test kitabında bence en önemli şey soruların akışkan olması. Yani sizin içinizi açması. Ben test kitabı seçerken ya şu çok iyi yayındır, bu çok iyi yayındır demem. Benim dikkat ettiğim birkaç şey var. Bunlar birinci özelliği video çözümde olması. Bakın bu o kadar önemli ki. Çünkü soruda neyi yanlış yaptığımızı anlamazsak o soru bize hiçbir şey katmaz. O yüzden soruda neyi yanlış yaptığımızı anlayabilmemiz çok önemli. O yüzden çözümlü soru bankası tercih etmeniz lazım. Bu soru bankaları da çözümlü. Çözümlerini inceleyebilirsiniz. Ve ayrıca soru bankasındaki soruların sizleri motive etmesi lazım. Yani siz o kitaba baktığınızda o kitap sizi ilerletmiyorsa, o kitapta soru çözmek istemiyorsanız siz o yayını, o kitabı tercih etmemeniz lazım. O yüzden sınav yayınlarını inceledim, sorularını beğendim ve bu kadarla da kalmadım. Tabii ki sizler için efsane bir çekiliş organize ettik Gökçe ile beraber. Sınav yayınlarıyla konuştuk. Bu gördüğünüz yeni çıkan setten İstediğiniz bir kitabı alabileceksiniz ve tam 50 kişiye veriyoruz bunu. Tabii ki bu kitapların ihtiyacı olan insanlara gitmesini istiyoruz. O yüzden de şöyle bir çekiliş şartı koyduk Gökçe ile birlikte. Şu an benim kanalımı, yani Vizyonist kanalını, Gökçe Sena Bayramoğlu'nun kanalını ve ikimizin ortak kanalı olan Gökçe ve Berşan kanalını takip etmenizi, Instagram'da da beni, Gökçe'yi ve sınav yayınlarını takip etmenizi rica ediyoruz sizlerden. Bunların hepsinin linklerini ben açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan tek tek takip edebilirsiniz. Ardından bütün bunları yaptıktan sonra yorumlara da Instagram adresinizi yazmanızı istiyorum. Çünkü size oradan ulaşacağız biz arkadaşlar ve tek tek kontrol edeceğiz. Umarım sizler için fayda olur. O zaman şimdi videomuza geçebiliriz. Sınav yönetimini anlatmadan önce bence bunu iki aşamaya ayırmalıyız. Yani sınavdan önceki gün ve sınav anı. Çünkü sınav anı sadece o birkaç saatlik dilimden oluşan bir şey değil. O sınavın öncesinde sınava başlıyorsunuz aslında. Yani o sabah uyandığınızda sınav var yarın dediğiniz an, o girdiğiniz stres aslında sizin sınav sürecinizi etkiliyor. Ben de en azından öyle olmuştu. Kendi tecrübelerimden aktarayım size. Ben sınava hazırlanırken mesela bize hep şey derlerdi. Arkadaşım sen son gün kafanı dinleyeceksin. Hatta son birkaç gün, son hafta çalışma diyenler bile vardı. Ya kardeşim kafanı dinle, zihnin boşalsın ki sen sürekli o sorularla boğuşurken yorulmamış bir zihinle gir, sınavda başarılı ol derlerdi. Ben bunu yapmadım. Çünkü bu benim bünyeme tersti. O yüzden videonun başına söylediğim gibi bünyenize ters olan şeyleri yapmayacaksınız. Bakın arkadaşlar, ben eğer sınavdan önceki gün çalışmazsam kendimi rahat hissetmeyecektim. Ama ben oturup sınavdan önceki gün soru çözmedim tabii ki. Ama benim özet defterlerim vardı veya hata yaptığım, sorularda yanlış yaptığım şeyleri bir deftere not alıyordum. Ben bunu yanlış yapıyorum. Ben sınavdan önce bu özet defterlerimi ve hatalarımın olduğu defteri okudum. Bunları okumak beni iyi hissettirdi. Çünkü aslında eksiğim olan her şeyi not aldığım için o eksiklerimi görme fırsatı yakaladım sınavdan önceki gece. Ve onları okuyup sınava girdiğimde benim için çok daha güzel olmuştu. İçim rahat etmişti. Burada önemli olan şey bence zihnin
zihninizin boş olmasından ziyade içinizin rahat olması. İstediğiniz kadar zihniniz boş olsun, siz stres yaptıktan sonra o sınav ilerlemeyecektir. O yüzden bence önemli olan stresi minimalize edebilmek. Ben de dahil olmak üzere birçok arkadaşımın yaşadığı bir şey de uyku problemidir. Sınavdan önceki gece uyuyamazsınız. Yani bunu aslında kabullenin arkadaşlar. Uyuyamazsınız. Gerçekten uyulmuyor çünkü o kadar büyük bir heyecanla yatmak gerçekten zor. İlk sınavda bunu çok acı bir şekilde tecrübe ettikten sonra ikinci sınavda buna kendimce bir çözüm ürettim ve ürettiğim çözümü sizlerle paylaşıyorum şu anda. Ben ilk sınavda uyuyamadım gece arkadaşlar. Çok heyecanlıydım. O yüzden ikinci sınavda uyuyabilmek için sınavdan önceki gün çok erken kalktım. Gerçekten o kadar erken kalktım ki akşam saat 9-10'da uykum gelsin istedim. Yani ben ayakta durmak istesem de hani zihnim stresten dolayı uyumamaya beni itse de anlattığım gibi videolarında nabız yükselince uyuyamazsınız, uykunuz kaçar diyordum ya size. Aynı mantık aslında. Heyecanlanıyorsunuz, nabzınız yüksek, hormonlar salgınlıyor ve uyuyamıyorsunuz. Ama uykuya gerçekten ihtiyacınız varsa vücut fişi çekiyor arkadaşlar. O yüzden ben dedim ki ben madem uyuyamıyorum vücudum beni uyutsun. O yüzden ne yaptım? Bir önceki gün erken kalktım ve vücudum da beni uykuya sürükledi arkadaşlar. Dolayısıyla bunu deneyebilirsiniz veya ben günlük rutinimi hiç bozmayayım abicim ben böyle iyiyim diyorsanız istediğiniz şekilde de devam edebilirsiniz. Bu serinin daha önceki videosunda size bahsettiğim gibi program yaparken her gün paragraf veya problem soruları çözmenizi sizlere tavsiye etmiştim. Ben şöyle bir sistem uyguladım. Sınava gitmeden önceki sabah yani sınav sabahı kalkıp sınava gideceğim gün oturdum. Bir 3-4 tane paragraf, 3-4 tane de problem çözdüm. Bunun sebebi de şuydu. Sınava Türkçeden başlayacağımı zaten biliyordum. Oradan sonra matematiğe geçeceğim. Ve burada uzun uzun paragraf ve problem sorularının arasında zihnim biraz alışsın istedim. Yani sınavda neyle karşılaşacağımı bir hatırlatmak istedim kendime. Çünkü o gün zaten ders çalışmadığım için problem ve paragraf çözmek sınavın büyük bir ağırlığını oluşturduğu için özellikle ilk sınavda bunları görmem lazım diye düşündüm. Dolayısıyla sizler de zihninizi alıştırabilmek için sınav sabahı problem veya paragraf sorusu çözebilirsiniz 3-5 tane. Böylece sınavda neyle karşılaşacağınıza hazırlıklı olmuş oluyor zihniniz. Diğer bir önemli konu da sınav yerine gidişti benim için. Arkadaşlar bazı kişilerden duyuyorum. Sınav yerine annesiyle babasıyla gitmekten çekinenler var aslında. Dolayısıyla eğer annenize babanıza gitmek veya her kimle gidiyorsunuz, gideceğiniz kişi sizi strese sokuyorsa, orada sizin heyecanınızı arttırıyorsa, sizin sınava onlarla gitmemenizi ben size tavsiye ediyorum. Eğer arkadaşlarınızla gittiğinizde veya kuzeninizle gittiğinizde daha rahat hissedecekseniz, onlarla sınava gitmeniz veya tek gittiğinizde rahat hissedecekseniz, tek gitmeniz sizler için daha iyi olacaktır. Mesela ben sınav anındaki o gerilimden, herkesin kurbanlık koyun gibi ailesinin yanına durup kümelenmesinden ben geriliyordum. Dolayısıyla mümkün olduğunca onları görmemeye çalıştım ve onlardan uzak bir yerde bekledim. Dolayısıyla siz de isterseniz bunları uygulayabilirsiniz. Yani sınav gününde, sınav bahçesinde, salona girmeden önce sizi gerecek her ne varsa onlardan uzaklaşmanız gerekiyor doğru bir sınav yönetimi yapabilmek için. O yüzden ailelerinize bunları paylaşmaktan çekinmeyin. Ben çok obsesiftim. Gerçekten belli şeyleri takıyordum. Her şey mükemmel olsun istiyordum. Çünkü sınav yönetimi o kadar önemli ki o sınav anı benim geleceğimi belirleyecek. O yüzden hataya lüzum yoktu yani. Hataya lüksüm olmadığı için de her şeyi, elimde olan her şeyi düzenlemek ve kendi kontrolümde olmasını istiyordum. Bunlardan biri de tabii ki sınav salonu ve sıralarımız. Sınav salonuna defalarca gittim. Bu beni iyi hissettirecekti. Ama bazılarınız da diyebilir ki ya ben sınav salonunu görünce gerileceğim, gitmek istemiyorum diyebilir. Ama şöyle bir şey değinmek istiyorum. Arkadaşlar bakın sınav salonunda sıranız topallıyor olabilir. Ben gittim sınav salonunda sıramın altına, topallayan sıraların altına kağıt koydum. Hatta sadece kendi sıramın değil, diğer sıraların altına da koydum. Çünkü başka arkadaşlar mağdur olmasın. Hiç hoş bir şey değil. Bir sınava gireceksiniz ve zangır zangır titreyen bir masada girmek istemezsiniz. Ve ayrıca sınava gireceğim salonu görmek bana iyi hissettirecekti. Nerede oturacağım, neyle karşılaşacağım, o gün neler olacak orada, neler bitecek, bunları görmek, onu hayal etmek, orada kendimiz testi çözerken düşünmek beni iyi hissettiriyordu. Dolayısıyla sınav yerini kontrol ettim. Şimdi isterseniz yavaş yavaş sınav anına geçiş yapalım. Sınava başlarken kalemlerimin iki ucunu da açmıştım. Çünkü bu bana zaman kazandıracaktı ve ben gerçekten çok karalayarak çözüyorum. O yüzden zaman kaybetmek istemedim. Silgimi, suyumu hazırladım ve suyu ben sıraya koymam arkadaşlar. Ben yanımda eğer bir sandalye daha varsa oraya koyarım, yoksa da yere koyarım. Çünkü gerçekten orada bir kaza yaşanabilir ve bizim buna karşı önlem almamız lazım. Suyu masada tutmaya hiç gerek yok. O yüzden sizlere suyu yere koymanızı tavsiye ediyorum özellikle. Silginizi ikiye bölmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü silginiz yere düşerse siz yere eğilip almak zorunda kalmazsınız. Zaman kaybetmezsiniz. Veya hoca bana bakıyor mu dersiniz sınavınızı etkileyebilir. O yüzden silgiyi ikiye bölmenizi sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Onun haricinde saat kontrolü o kadar önemli ki. Bakın bazı arkadaşlarım çok fazla saate bakmaktan soruyu çözemiyorlar. Bazı arkadaşlarım da saati hiç bakmadıkları için süreyi hesaplayamıyorlar. O yüzden ben kendimce şöyle bir şey belirlemiştim. Ben her sayfa, o çift sayfa bittiğinde saate bakıyordum ve doğru yerdeyim diye kontrol ediyordum. O yüzden saat
saati ne çok sık kontrol edin bence ne de az sıklıkla kontrol edin. Saati olabildiğince düzgün bir şekilde kontrol etmemiz lazım ve saate bakınca gerilebilirsiniz. Geride olduğunuzu düşünebilirsiniz. Bakın bu hataya düşmememiz gerekiyor. Kendimizi sınav anında olumsuz düşüncelerden uzaklaştıracağız. 10 sene sonra olmak istediğiniz mesleği düşünün. Bakın kal gelebilir, soruları çözemeyebilirsiniz. İlk birkaç soruda sıkıntı yaşayabilirsiniz ki sınava girenlerin %70'i zaten bu sorunu yaşıyor. Onlar da çözemiyorlar. İlk soruları çözemeyebiliyoruz. Heyecandan olabiliyor. O yüzden ben size zaten problem çözün, paragraf çözün dedim. Bunları çözemeyebiliriz. Ve bu süreçte saat de ilerliyorsa biz heyecana kapılabiliriz. Dolayısıyla sizlere tavsiye ettiğim şey bunun normal olduğunu bilin. Yani o ilk soruları çözemeyişinizin normal olduğunu bilirseniz siz sınavda evet bu olacaktı zaten deyip rahat bir şekilde bir sonraki soruya geçebiliyorsunuz. O soruyla cebelleşmiyorsunuz. Tamam ilk sorular böyleydi. Berşan abi söylemişti bize. Hemen diğerine geçelim. Bunlara zaten bir süre sonra döneriz deyip onları çözebileceksiniz arkadaşlar. Ve bence yapılan en büyük hatalardan birisi denemelerde ilerlediğimiz sistemi bozmak. Yani sen denemeden önce sosyalden başlıyorsan yine sosyalden başla. Önce matematikten başlıyorsan yine matematikten başla. Sınav anında yeni bir şey deneme kardeşim. Hiç gerek yok ya. Böyle heyecanlara gerek yok. Her zaman rutinin neyse, denemelerde sen neyi yaptıysan onu yapmaya devam et orada. O heyecanın içerisinde yeni bir şey denemek bence mantıklı değil. Denemelerde yaptığı sırayı bozan arkadaşlarım genelde sınav sonucu beklediğinden düşük geldi. O yüzden kesinlikle bunu yapmamanızı sizlere öneriyorum. Beni korkutan bir şey de şıkların arka arkaya gelmesiydi. Bakın bana hocalarım hep derdi ki ya 5 şık arka arkaya gelmiyor. 3 tane gelebilir falan derdi ama ben sınava girdim 5 tane şık da arka arkaya geldi abi. Aynı şık yani. Ve ister istemez düşünüyorsunuz ya bunlardan birisi yanlış mı? Ve inanın bana onlardan birisi yanlışsa da sizin oturup onu düşünmeniz hangisi yanlış diye bakmanın size zaman kaybolacak. Onu geçmekten başka şansınız yok. Ben de sınavı taktım. Dedim ki bu 5 şıktan biri yanlış belli. Hatta kafama da kodladım şu sorular. Yani ben bunu bakacağım, kontrol edeceğim dedim sınavdan sonra. Neyse ama bunu bildiğim için de çok da üzerine durmadım. Tamam yapacak bir şey yok. Öyle olmuş. Yani bunu geçelim. Eğer tüm soruları yaparsam, tüm soruları görebilirsem, en son vaktim kalırsa ben onlara bakarım dedim. Çünkü sınavdaki birinci amacımız tüm soruları görebilmek. Bakın tüm soruları görmek için de orada kafaya takmamamız gerekiyor. Sınav sonrasında da optiğim açıklanınca ve cevap anahtarları da açıklanınca ben inceledim ki o teste benim o 5 soruda doğruydu. Yani arka arkaya gelebiliyor arkadaşlar. Arka arkaya gelmez diye bir şey yok. Bakın arka arkaya belki 7-8 tane bile gelir. Milyonlarca kitapçık var ve hepsi sizlere özel olarak üretiliyor. Dolayısıyla bunlar ihtimal dahilinde. Sizler ÖSYM'nin size verdiği örnek kitapçıkta mesela 20 soruda 5 tane A, 5 tane B, 5 tane C, 5 tane D çıktığına bakmayın. Sınavda böyle olmuyor bu işler. O örnek kitapçık olduğu için o şekilde organize ediliyor. Ve en büyük hatalardan birisi sınavda bence soruyla cebelleşmek. Bakın olmuyorsa olmuyordur. Bunu kabullenin. Yani olacak ama şu an değil. Yani şu soruyu çözüyorsun. Önüne geldi soru. Çözmeye başladın. Olmuyor. Aklına bir şey gelmiyor. Çözüm yolu yok. Fikir yok aklında. Olur bana da oldu. Ve bu olduğu zaman o fikir gelsin diye oraya beklerken diğer soruları harcıyorsunuz. Bunu yapmamamız lazım. Ne yapacağız? Bu soruyu geçeceğiz. O yüzden turlama tekniği uygulamamız lazım. Ben mesela şöyle yapıyorum. İki sayfayı açıyorum ya. O sayfada öncelikle gözümü en kolay çarpan soruları tak 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 yapıyorum, işaretliyorum. Ondan sonrasında ise diğerlerine devam ediyorum. Ha, tabii ki tüm testte de uygulayabilirsiniz ama ben çift sayfa çift sayfa uygulamanızı sizlere tavsiye ediyorum. Bu turlama tekniğiyle çok daha hızlı bir şekilde çözebileceksiniz. Ve turlama tekniğini yaparken o zor soru kıyaslamında eğer gerçekten çözemediğiniz bir soru varsa ona çok daha fazla zaman ayırmayın. Yani evet zaman ayırırsak bu çıkacak diyorsanız ayırın. Ama ben bunu 2-3 dakika uğraşacağım ve bu soruyu kesin çözeceğim diyemiyorsan o soruyu geçmen lazım. O soruya en son bakacaksın. Orada cebelleştiğin an tüm sınavını kaybediyorsun. Tüm geleceğini kaybediyorsun. Bunu unutma. Bakın eğer sınavda bir soruya takılırsanız lütfen bu dediğimi hatırlayın. Bir soru için tüm geleceğini kaybetmeye değer mi? Arkadaşlar sınavda sizden yüzsüz olmanızı istiyorum ben. Gerçekten yüzsüzleşin. Yani eğer siz rahatsız eden bir şey varsa bunu söyleyin. Gözetmen ses yapıyorsa, diğer gözetmenle konuşuyorsa veya diğer oradaki bir arkadaş ses çıkartıyorsa, cam açıksa, üşüyorsanız her neyse. Sizi rahatsız eden, konforunuzu bozan her ne varsa çekinmeden bunu söylemeniz lazım. Yüzsüz olacaksınız. Ve o kitapçıkta yazan kuralları okuyun. Zaten o kitapçıktaki kuralları okuduğunda şok olmuştum. Mesela gözetmen hocanın konuşması yasakmış. Ben mesela şöyle biliyordum. Bizim gözetmenle konuşmamız yasak. Ama gözetmen bizle konuşabilir sanıyordum. Gözetmen de bize konuşamazmış. O da yasakmış. Dolayısıyla mesela senin yanına gelen birisi olduğunda rahatsız oluyorsan, senin başında dikiliyorsa ona şunu diyebilirsin. Başında dikilme. Bakın bunu söyleyeceksiniz. Çünkü rahatsız oluyorsunuz. Ve bunu yapan hocalar var. Gördüm. Arkadaşlarım anlatıyor. Yani gözetmenlerden veya herhangi bir şeyden rahatsız olduğunuzda dile getirmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar.
Bu sizin için çok önemli bir an ve kimse bu anı bozamaz. Sınavda her şey yolunda gitmeyebilir arkadaşlar. Mükemmel denemeler gibi geçmiyor bu sınavlar. Bir stres var, zorlu oluyor ve siz eğer orada kafanıza kötü düşünceleri hemen getirirseniz o sınav kötü geçecektir arkadaşlar. Siz o sınavı kötü hale getireceksiniz. Sınavın kötü geçmesi demek sizin zihninizde bunu kurmanız demek. Başladın abi, çözüyorsun. Olmadı, olmadı, çözemedin. Ah ben mezuna kaldım. Bitti. Küstüm, oynamıyorum mu diyeceksin. Bırakacak mısın savaşı? Burada her videoda diyoruz savaş, savaş, savaş diyoruz. Ve sen en önemli anda savaşmayı bırakacak mısın? Arkadaşlar kötü düşünceleri unutun. Sınavda sadece şunu düşünün. Bu süre bittikten sonra sizler hayalinize ulaşacaksınız. Bakın bu şekilde düşünün. Aklınıza hiçbir zaman kötü bir şey getirmeyin. Hayalinize ulaşacağınızı unutmayın bu sınavdan sonra. Zaten bu video serisinde her şeyi adım adım uyguladığımızda hayallerimize ulaşmak o kadar kolay olacak ki göreceksiniz siz de. Benim sınavda yaptığım bir diğer hata da böyle çok kontrolcü olmamdı. Mesela soruyu doğru çözüyorum, biliyorum, bitti. Ve sonra acaba bu soru doğru muydu ya, bir hata yaptım mı, okuma hatası yaptım mı, işaretleme hatası yaptım mı, kontrol edeyim hemen. Ve bunları yaptığımda süre artık yetişmiyor arkadaşlar. O yüzden böyle anksiyeteleriniz varsa bunları mümkünse tüm soruları çözdükten sonra halledin. Gerçekten tüm soruları çözün, sonra oturun en baştan bir daha çözün. Yani zaman var. Zaten turlama tekniğini uygularsanız, sene içerisinde bol bol soru çözerseniz size süre çok 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 yetiyor. Yani gerçekten arttırabiliyorsunuz. Sınavı 2-3 kere çözen arkadaşlarım bile vardı benim. Dolayısıyla sorularla cebelleşmeyip 1000 kere kontrol etme, doğru mu yaptım, hata mı yaptım gibi kötü düşüncelerden uzaklaştığınız sürece, bunları yapmadığınız zaman süre size fazlasıyla yetecektir arkadaşlar. Kodlama konusu da çok önemli. Herkesin kodlama stili farklıdır. Bugüne kadar ne yapıyorsanız onu yapmanızı tavsiye ediyorum. Ama eğer vaktiniz varsa, sen şu an 9'san, 10'san, 11. sınıfsan, önünde bir senden fazla varsa sınava, benim sana tavsiyem sayfa sayfa kodlamandır. Yani açtın şöyle iki sayfayı. Bu iki sayfayı bittikten sonra kodlamanı tavsiye ediyorum. Bunun avantajı şudur. Sen buradaki son sorunun numarasını gördün. Kodladın. Bir sonraki kodlamayı yaptığında buradaki soru sayısıyla başlaman gerektiğini biliyorsun. Böylece bir kaydırma olduğunda hemen o sayfada kaydırma olduğunu fark edip tekrar kontrol edip düzeltebileceksin. Sözlerimi şöyle toparlamak istiyorum. Belki klişeye düşeceğim ama gerçekten doğru bir söz. Hiçbir sınav sizin değerinizi ölçemez. Sınavın kötü geçmesinin, sınav anının kötü yönetilmesinin en önemli sebebi sınavı gözümüze çok büyütmemiz. Evet, bu sınav bizim geleceğimizi belirleyecek. Ama bu sınav her şey değil. Ölüm kalım meselesi değil. Bunun tekrarı var. Bir kere daha girebileceğiz. İkincisi, özgüvenli olun arkadaşlar. Biraz gerekirse ego yapın ya. Bu kadar koca koca kitaplar çözeceksiniz siz. Ondan sonra sınav kötü geçecek. Geçmeyecek. Geçmeyecek abicim. Sen emek verdin ya. Aylarca yıllarca çalıştın. Senin sınavın kötü geçmeyecek. Unut onu. Senin sınavın iyi geçecek. Karşılığını alacaksın. Bu sınavı gözünde bu kadar büyütme. Hiçbir şey senden değerli değil. Sen istersen her şeyi yapabilirsin. Lütfen kendini çok sev. Benim anlatacaklarım bu kadar. Unutmayın ki her pazartesi günü YKS video serimize yeni videolar eklenecek. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelişmelerden haberdar olun. Ayrıca kanalıma abone olursanız YouTube karşınıza bu şekilde videolar çıkaracaktır. O yüzden abone olmanızı tavsiye ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.